Hoş geldiniz. Kik üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, hacimlendi arkadaşlar. hacim tarafında bir artış var. Özellikle geçtiğimiz günlerde bakınız ki hangi pozisyonlara 13.6 noktalarına e, 13.7 noktalarına kadar yaklaşan kik tarafında bir iğne hareketiyle birlikte ki bu pozisyonlardan konuştuk daha önce yeniden yön yukarı hareketler geldi e şu an genel anlamda ne yapıyor e düşüş hareketi gerçekleştiriyor arkadaşlar ve bu bağlamda zaten kalıcı ve istikrarlı yükselişler henüz beklemiyoruz e özellikle ekim ayının gelişiyle piyasaya girecek gelecek güvenle beraber 16-2'lere kadar yön yukarı hareketler yapma ihtimalini yüksek olarak değerlendiriyorum ekimin ilk günlerinde. Ancak burada tabiri caizse patlama ihtimali de oldukça fazla. Çünkü 16-2'lerde destek direnç noktası var. Nitekim günlükteki emailli bu pozisyonlara çok yakın. O yüzden orta vadede düzeltmenin devamı ihtimali daha yüksek. Ki bu da 11-1, 11-2 noktalarına kadar bir düzeltme hareketinden söz ediyoruz burada. Daha çok bu seviyeler kalıcı hareketler için zemin oluşturacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar kik üzerinde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.